Dostlar merhaba. Bugünkü videomda sizinle sosyal zekanızı geliştirebilecek 5 tane teknikten bahsedeceğim. Öncelikle sosyal zeka nedir? Sosyal zeka bir bireyin o toplumdaki diğer bireylerle anlaşabilme ve işbirliği sağlayabilme yeteneğidir. Yani siz bir toplumda diğer bireylerle ne kadar iyi anlaşabilirseniz o toplumdaki başarınız da dolaylı yoldan artacaktır. İşte bu yüzden sosyal zekanıza önem vermeniz sizin için çok güçlü bir şey olacaktır. Şimdi bu videoyu 3 parçaya böleceğim. Birinci parçada kim olduğumdan ve bu sosyal zekaya neden önem verdiğimden bahsedeceğim. İkinci bölümünde de 5 özellikten bahsedeceğim. Üçüncü bölümde de videonun kadın erkek ilişkilerinde bu sosyal zekayı nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Genelde hepimizin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi kadınların da tıpkı bizim gibi düşündüğünü sanmamız biyolojik olarak kadınlar ve erkekler beyinleri farklı şekilde bağlanmıştır. İşte bu yüzden erkekler bir şeyleri dümdüz şekilde anlatmayı severken bu anlattıkları şey kadınlara çok fazla ilgi göstermez. Çünkü kadınlar genelde hislerle hareket ederler ve bu hislerini uyandırabilecek kelimeleri seçmek gerçekten onlar için çok önemlidir. İşte bu yüzden bir şeyi anlatırken aslında kadınlar genelde hislerini anlatırlar. Bunu 3. bölümde daha detaylı bir şekilde konuşacağım. Şimdi ben kimim ve neden size bunu anlatıyorum? Muhtemelen kafandan geçiriyorsundur. Sen kimsin de bize sosyal zeka ile ilgili bilgi veriyorsun. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben burada Amerika'da 2021 yılında bir fitness antrenörlüğü işimi kurdum. Ve o işi şu anda büyütmeye çalışıyorum. Bu sizin spor salonlarında gördüğünüz personal training'den tamamen farklı bir iş. Neden? Çünkü ben benim müşterilerimle bireysel koçluk alanında çalışıyorum. Onlarla 6 ay ya da 12 aylık programlarla çalışıyorum. Bunu yapabilmek için de onlara fitness dışında ve diyet bilgileri dışında mental anlamda da destek sağlamam gerekiyor. Herkes bilgi internette bulabilir vücudunu nasıl geliştireceği ile ilgili ya da kilo vereceği ile ilgili. Yapamamamızın en büyük problemi, en büyük sebebi o mental güce ulaşamamamız. İşte bu yüzden ben kendimi sosyal zekada geliştirmek zorundaydım. Ki insanlar bana daha çok saygı duysunlar ve o insanlarla daha iyi bir şekilde bağlantı kurup onlarla iyi bir şekilde çalışabilmem. Onun dışında da kurduğum bir e-ticaret işi var. Bu e-ticaret işinin şirketinin ana üssü İsveç'te. Ve biz her yıl Norveç'te toplantıya gidiyoruz, bir eğitime katılıyoruz. Orada dünyanın birçok yerinden insanlar bu eğitime katılıyorlar. Onun dışında da burada benim girdiğim iş gruplarım var. Bu iş gruplarında ben workshoplar yapıyorum. Haftada bir gün buluşup kahvaltıda işimizle ilgili konuşuyoruz. İşimizle ilgili elevator speech dediğimiz bir şey var. Bu ne demek? Asansör konuşması. Bunu genelde business eğitiminde insanlara sorarlar. Eğer bir asansörde hayatını değiştirebilecek biriyle karşılaşırsan 30 saniye içinde ya da 1 dakika içinde yaptığın işi nasıl anlatırsın? Nasıl ilgi çekersin? İşte böyle konuşmalar yapıyoruz. Bunun dışında mentorlarımla yaptığım workshoplarım var. Yani bu benim için tamamen bilgiydi. Kendimi geliştirmek istedim. Bu konu o kadar güzel bir konu ki birazcık ilgi duyduğunuzda, birazcık pratik yaptığınızda sizi gerçekten iyi noktalara getirebilecek bir konu. Şimdi o 5 özelliğe geçelim arkadaşlar. Birincisi ve en önemlisi dış görünüşünüz. Ne yazık ki insanlar size bunu ne kadar söyleseler de işte insanları görünüşüne göre yargılamayın deseler de 21. yüzyılda en önemli şeylerden biri özellikle bir topluma girdiğinizde sizin dış görünüşünüz. Çünkü girer girmez insanların ilk gördüğü şey görünüşünüz olacak. Konuşmadan önce insanlar zaten sizinle ilgili kararı ilk 15 saniyede veriyorlar. Ha bu demek değil ki üstüne başına çok pahalı kıyafetler alasın, işte insanlara marka kıyafetlerle hava atasın. Bunun onunla hiçbir şekilde alakası yok. Şöyle söyleyeyim Amerika'da yaşamama rağmen kendi saçımı sakalımı kendim kesiyorum. Berbere tarif etmiştim saçımı yaklaşık bir 3 sene öncesinde falan. Tamamen yanlış yaptı hiç beğenmedim fazla para ödedim. Dedim ki ben kendi saçımı kendim keseceğim bundan sonra gittim 40 dolarlık bir tıraş makinesi aldım ve gayet güzel saçımı kesmeye, kendime bakmaya devam ediyorum. Hani yani bir şeyleri ucuz şekilde yapabilirsiniz ama dış görünüşünüzü etkileyecek en önemli şeylerden bir tanesi sizin sağlıklı görünmeniz ve güçlü görünmeniz. Bu çok önemli. Özellikle erkekler açısından ne kadar sağlıklı ve güçlü görünürseniz bu demek ki siz kendinize saygı gösteriyorsunuz. Spor yaptığınızda, kendinize baktığınızda çok fazla saygı görüyorsunuz. Yani iki örnek var mesela. Biri fazla kilolu bir insan üstüne Gucci giyse çok fazla dikkat çekmez. Ama sağlıklı sporunu yapan güçlü görünen biri üstüne o 10 liralık tişört, beyaz bir tişört giyse daha çok ilgi çeker. İşte bu yüzden bakmanız kendinize çok önemli. Sağlığınızı dikkat edin ve sporunuzu yapın. Kendinizi geliştirin. Onun dışında kokunuza önem verin. Tekrar söylüyorum pahalı şeyler kullanmanıza gerek yok. Kokunuza önem verin, kişisel hijyeninize önem verin, diş sağlığınıza önem verin. Bunları yaptığınız zaman ilgiyi de fazla şekilde çekeceksiniz ve bir ortama girdiğinizde kabul edilirseniz bu sefer pratik yaptığınız için o ortamda daha fazla insanla diyaloğa girdiğinizden dolayı sosyal zekanız da yavaş yavaş gelişmeye başlayacak. İkincisi arkadaşlar vücut diliniz ve göz temasınız. Bu çok önemli. Çünkü Birinin ne kadar özgüvenli olduğunu vücut dilinden anlayabilirsiniz. Zaten iletişimin %60'ı neredeyse daha bile fazlası olabilir vücut dilinden geliyor. Yani biri size bir şey söylese bile söyledikleriyle vücudunun verdiği tepki tamamen farklı oluyor. İşte bu yüzden insanlar bunu anlamakta biraz zorluk çekiyorlar. Özgüvenli bir insan genelde oturduğu zaman daha fazla yer kaplar. Biliyorsunuz özgüvensiz insanlar genelde omuzları çökmüş bir şekildedir. Böyle dururlar, yere bakarlar, fazla göz teması kurmazlar. Fakat özgüvenli birisi insanlarla daha çok göz teması kurar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü konuşmuyorsanız biriyle, uzaktan bir ortama girdiğinizde bir erkekle de çok fazla göz teması kurmak istemezsiniz. Kafa selamı verin bu önemli çünkü insana bakmaya fazla başladığınız zaman bu sefer bu bir tehdit olarak da algılanabilir. Bunu da ayarını iyi bilmeniz gerekiyor. Biriyle konuşurken bu insan sizinle konuştuğunda %90'ını konuşmanın göz temasında devam ettirin. Bu, bu insana saygı duyduğunuzu gösterecektir. Çünkü baktığınızda atıyorum biri bana konuşurken kafamı çevirdiğimde ya da telefonumla oynadığım zaman tamamen itici bir durumdur. Bu insanlar bunu pek fazla sevmezler. Ve girdiğiniz bir ortamda genelde Duruşunuz, sizin ağır hareket etmeniz bu sizin daha çok ilgi çekmenizi sağlayacaktır. Çünkü özgüvenli biri hareketlerinde biraz daha ağır olur. Çünkü güveni vardır, tehdit görmez hiçbir şeyde ve yavaş şekilde yürür, hareketleri ağırdır. Daha karizmatik bir görünüş katar bu size ve daha çok ilgi çektiğiniz zaman insanlar sizinle daha çok konuşmak isteyecektir. O yüzden vücut dilinizi geliştirmeye bakın. Bunu yapabileceğiniz çok güzel bir teknik var. Bu teknik arkadaşlar ayakta dikilin mesela ayna karşısında dikilin kollarınızı açtığınızda süpermen duruşu şöyle dik bir duruş vücudunuzu şöyle dik tuttuğunuzda omuzlarınızı geriye attığınızda kafanızı dik tuttuğunuzda ne oluyor biliyor musunuz? 3-4 dakika içerisinde testosteronunuz %20'ye kadar artıyor. Böyle bir çalışma yaptılar bilimsel çalışma yaptılar ve bu gerçek bir şey. Yani siz dik durduğunuz zaman daha fazla testosteron salgılıyorsunuz. Üçüncüsü arkadaşlar daha az konuşun daha çok dinleyin. Bu çok önemli. Özellikle bizim toplumumuzda biliyorsunuz biz dinlemeyi pek fazla sevmeyiz. Herkese sevdiğimiz şeyleri anlatmayı, başka insanlara kendi fikirlerimizi empoze etmeyi çok fazla severiz. Şöyle söyleyeyim size. İki tane kulağımızın olmasının bir sebebi var. Bir tane ağzımızın olmasının bir sebebi var. Bu ne demek? Daha az konuşun, daha çok dinleyin. Daha çok dinlediğiniz zaman insanlarla ilgili daha fazla şeyler öğreneceksiniz. Bunu öğrendiğinizde de insanlarla bağlantınızı daha iyi şekilde kuracaksınız. Ve insanların sizi sevmesini sağlayacağınız çok güzel bir yöntem var. Ben bunu her zaman kullanıyorum. İnsanlara açık uçlu sorular sorun. İnsanların kendilerinden bahsetmelerini sağlayın. Neden? Çünkü psikolojik olarak hepimizde narsistlik var. Belli küçük bir limitte narsistlik var. Bu ne demek? Hepimiz kendimizden bahsetmeyi severiz. Kendimizle ilgili şeyleri severiz. Şöyle bir örnek vereyim. Toplu bir fotoğraf çekildiği zaman o fotoğrafta ilk baktığınız kişi kim oluyor? Kendiniz, değil mi? Çünkü kendiniz sizin için önemli. O fotoğrafta nasıl çıktığınız, nasıl gözüktüğünüz çok önemli. İşte insanlar kendilerinden bahsetmeyi gerçekten severler. Bu aslında para ve yiyecek duygusu kadar mutlu bir duygu kazandırır insana. Düşünsene şimdi sen bir tatile gitmişsin. Tatilde çok güzel tecrübeler edinmişsin ve insanlara bu tecrübeyi anlatmak seni mutlu ediyor. Sana pozitif duygular sağlıyor. Neden anlatmayasın, değil mi? Şimdi yine iki örnek verelim. Bir insan var bir ortamda. Girdiniz mesela yepyeni bir ortama giriyorsunuz. Örneklere geçmeden önce biliyorsunuz yeni bir ortama girdiğinizde bir gerginlik olur hepimizde. Çünkü bir Beyin bunu bir tehdit olarak görür. Yeni bir yer, bilmediğiniz bir ortam ve biraz heyecanlanırsınız bunu yaptığınız için ve o yüzden de çok fazla konuşmaya başlarsınız. Kendimden ne kadar çok bahsedersem farklı bir insan olarak görünürüm ve insanlar beni sever anlayışı vardır. Bu gayet normal bir şey. Ama bunun tam tersini yaptığınızda emin olun ki insanlar size daha dip seviyede bağlantı kuracaktır. Bu önemli. Buna dikkat etmeniz gerçekten çok önemli. Şimdi o iki örneği düşünelim. Birinci örnekteki insan, siz bir konudan bahsediyorsunuz. Yine tatile geri dönelim. Bodrum'daki tatilinizden bahsediyorsunuz mesela. İşte Bodrum'a tatile gittim dediniz. Direkt birisi hemen atladı Aa, o kişi. Aa Bodrum'a tatile mi gittim? Ben geçen sene gitmiştim. Şöyle bir anı geldi başıma. O kadar zor bir anıydı ki ya da tatlı bir anıydı. Her neyse anlattı da anlattı. Sonra başka bir konudan bahsediyorsunuz. Havalimanında işte bavulunuzu kaybettiğinden bahsediyorsun. Aa bavulunu mu kaybettim? Benim akrabamın başına geldi bu bir kere. O kadar zor bir durum. Yani... Görüyorsunuz değil mi ne kadar itici geliyor Birilerinin sürekli konuşmanızı bölmesi, kendilerinden bahsetmesi gerçekten itici. Bir de diğer örneğe bakalım mesela. Bodrum'a tatile gittim diyorsun mesela sen. Ha Bodrum'a tatile mi gittin? Hangi aylarda gittin? Şu tarihlerde gittim. Çok güzel Bodrum'un ne tarafına gittin? Şuraya gittim. Anlatmaya devam ediyor. Ondan sonra diyorsun ki mesela Bodrum'la ilgili en çok sevdiğin şey ne oldu? Bak anlatmaya sevdiğin şeyden bahsetmeye başlıyorsun ve bu insan sana sorularıyla senin yaşadığın pozitif tecrübeyi geri getiriyor. O anı tekrar yaşıyorsun. Ve sen bu anı tekrar yaşadığın için bu insan da ona kaynak olduğu için bu insanla daha fazla seviyeye girebiliyorsun. İşte bu yüzden insanları dinlemenizden ziyade sorular sorun. Ama soruları sorduğunuzda da o sorulara mesela ufak ufak cevaplar da verin. Cevabını aldığında mesela atıyorum Bodrum'la ilgili sevdiğin şey neydi en çok? O dar sokakları, taş sokakları gerçekten çok sevdim bana çok ilgi çekici geldi. Haklısın o taş sokaklar gerçekten çok otantik. Oralarda gezmek insanı iyi hissettiriyor. Anladınız mı? Bunu yaptığınız zaman karşı taraf düşünecek ya bu insan beni gerçekten içten bir şekilde dinliyor. Ve söylediklerime katılıyor. Söylediklerimle ilgili bir şeyler söylüyor. Ve beni gerçekten önemli hissettiriyor. İşte bu yüzden daha çok dinleyin ve daha az konuşun. Açık uçlu sorular sorun. Sorduğunuz sorulara verilen cevaplara da katılarak bir şeyler söyleyerek devam edin. Kendinizle ilgili şeyleri her zaman açıklamayın, anlatmayın. Biraz o gizemli, esrarengiz yanınız bir olsun. İnsanlar sizinle ilgili her şeyi bilmesin. Ne iş yapıyorsun dediğinde fitness antrenörüyüm, yoğun insanlarla çalışıyorum. Bu kadar. Sorular sorulduğunda cevap verin. Her şeyi anlatmayın. Fitness antrenörüyüm, şu şu tarihte sertifikamı aldım, şu lokasyonda çalışıyorum, böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum benle başlayıp ınla biten cümlelere devam ediyorsunuz. Bunu bırakın abi. Sakin olun, geriye yaslanın, ağır konuşun, kendinizi yavaş yavaş açıklayın. Bu esrarengiz hava size daha çok karizma katacaktır. İnanın bana ve buna devam edin. Dördüncüsü arkadaşlar, siyaset ve din gibi hassas konulardan konuşmayı kaçının. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim abiler size. Dünyanın neresine giderseniz gidin. O sizin çok önem verdiğiniz siyasetçiler siz onlar için hiçbir şeysiniz. Öyle söyleyeyim. Onlar için hiçbir şeysiniz. Bakın Amerika'da Kasım'da seçim olacak. Burada insanlar çok fazla kopmuş durumda. Facebook yorumları çok böyle bir ayrışmış durumda insanlar ve birbirlerine hiç olmayacak şeyler söylüyorlar ve hiç yani hayatlarında görmeyecekleri insanları, hayatlarında hiç umurlarında olmayacak milyarder insanlar için birbirlerine etmedikleri hakaretler, söylemediği şeyler yok. Yani hani düşündüğünüz zaman aslında kendinize önem verin. Siz bir siyasetçi için hayatınızı niye değiştiriyorsunuz? Görüyorum mesela bazı insanlar var. Benim yaşımdan büyük, ben 33 yaşındayım, 35 yaşındaki adam işte Fenerbahçe'nin her maçından bahsediyor, işte fanatik gibi konuşuyor. Ya kendi hayatına önem ver. Ne bileyim bir spor fanatiği olma. Fanatik olduğun zaman bir şeye perspektifin, hayatla ilgili o açıklığın boşa gidiyor. Bunu harcıyorsun. Neden potansiyelini bir saçma sapan bir futbol takımı için harcayasın ki ya da bir bir siyasetçi için harcayasın? Bunlar hassas konular. İnsanların damarlarına basabilirsiniz. Eğer siyaset ve din gibi konularda insanlarla tartışmaya başlarsanız ya da zıt şeyleri konuşmaya başlarsanız bu çekici gelmeyecek. Siyaset konuşulan ortamlarda da genelde yorumunuzu eğer zorunda olursanız Konuşmaya başlayın. Çünkü siz buna dikkat etmezseniz bu sefer ayrışmalar olacak. Siz mutsuz olacaksınız. Karşı taraftaki insan mutsuz olacak. Ne gereği var? Sevdiğiniz şeylerden bahsedin. Siyaset bunlar gelip geçeceği. Başkasının dinine saygı duyun. Siyasetine saygı duyun. Söylediğine saygı duyuyorum. Ben bu konuları tartışmayı pek sevmiyorum deyin. Geçin. Beşincisi arkadaşlar. Çağrıldığınız her ortama her zaman gitmeyin. İnsanların sizi özlemesine biraz zaman verin. Çünkü eğer siz her defasında bir ortamdaysanız bu sefer çok fazla talep görmeyeceksiniz. Bakın ulaşılması zor şeyler daha fazla talep getirir. İşte bu yüzden biraz bunlara önem verin. Zaten yoğun olun hayatınızda. Bir şeyler bulun. Her ortamda olmanıza gerek yok. İnsanlar sizi biraz özlesinler. Her ortama her zaman girdiğiniz zaman bu sefer artık tanındık biri olacaksınız. Tanındık biri oldukça da tamam insanların sizi tanıması önemli ama o etkiyi vermeyeceksiniz. Neden? Girdiniz mesela bir ortama, sosyal zekanız inanılmaz yüksek bir derecede girdiniz. Bütün ortamdaki insanlar size hayran kaldılar ve bir sonraki görüşmede, toplantıda orada yoksunuz. İnsanlar sizi sormaya başlayacak. Ha Erdem nerede? Niye gelmedi bugün? Böyle bu şekilde ilgiyi uyandıracaksınız. 5 şeyden bahsettik. Şimdi arkadaşlar kadın erkek ilişkilerinde sosyal zekanızın ne kadar önemli olduğundan bahsedelim. Videonun başında söylediğim gibi kadın ve erkekler farklı beyinlere sahipler. Farklı şekilde bağlanmış durumda bu beyinler. Şimdi şöyle düşünün mesela erkekler yan yana oturup sohbet edebilirler. Birbirlerinin gözünün içine bakmalarına gerek yok. Neden? Erkekler her zaman avlanmaya gittikleri için gözünü avda tutmak zorundalar. İşte bu yüzden yan yana konuşabilirler. Fakat kadınlar onu pek fazla yapamıyorlar. Kadınlarla yüz yüze oturmanız gerekiyor. Bunun sebebi de kadınlar muhtemelen çocukları büyütürken bir yandan da gözünü başka yerde tutmaya çalışırken bir yandan çocuğunun gözünü çocuğunda tutmaya çalışırken atıyorum yemek yapmak vesaire ya da çocuğa ilgi duyuyorken işte bu yüzden aslında biraz daha bu göz teması farklı şekilde oluyor ve detaylardan bahsetmeyi severler. Bu da sanırım şeyden geliyor. Düşünün mesela toplayıcılık zamanında atıyorum bir tane dağ çileği topluyorsunuz. O dağ çileğinin nerede olduğunu genelde toplayıcılıkta kadınlar gidiyordu toplayıcılığa, erkekler de avlanmaya gidiyordu. Şimdi dağ çileği aldığınız yeri tarif etmeniz gerekiyor. İşte bu tarif etmek için de bütün detaylardan bahsetmeniz gerekiyor. Kadınlar işte bu yüzden aslında detayları biraz daha severler bununla ilgili okumuştum daha önce o yüzden size bunu aktarıyorum. Şimdi kadınların hislerle hareket ettiğini bilmeniz gerekiyor. Kadınlar bir konudan bahsederken erkekler gibi değil. Mesela sen anlatıyorsun. Bu sabah kalktım abi işte işe giderken atıyorum benzin aldım önce. Ondan sonra benzin istasyonunda Ahmet'i gördüm. Ahmet'le biraz muhabbet ettik. Sonra işe geldim. İş yerine biraz su içtim. Baktım işi olacak gibi değil. Çektim gittim eve. Biraz da kızgındım zaten bizimkilere. Annemlerle konuşmak için eve gittim. Erkenden evdeydim. Böyle bir olay değil mi? Biz gayet sakin, dümdüz olayı olmuş olduğu gibi anlatıyoruz. Kadınlar da peki nasıl? Ya bu sabah kalktım. Aynada yüzüme bir baktım. Böyle bir yüzümdeki gerginlikler beni çok mutsuz etti. O yüzümdeki gerginlikleri gidermek için yüz yıkadım. Biliyorsun Ayşe'den aldığımız o yüz yıkama maskesi çok güzel kokuyor. Kokusu gerçekten inanılmaz. Yani onu sürdüğüm zaman zaten yüzüm böyle bir ferahlamış hissediyor. Yumuşaklık hissediyorum. Daha sonrasında hazırlandığım toplantım için giyindim toplantıya giderken çocuğumu alacağım, mama aklıma geldi, çocuk zaten o mamayı yemiyor, bu beni biraz tedirgin ediyor. Hani sürekli böyle bir detay ve duygulardan bahsetme var. İşte fark biraz buradan böyle geliyor. Çünkü siz bir erkek olarak dümdüz anlattığınız zaman bir duygu katmadan o duyguları anlayamadığınız için de bu sefer kadınlar bunları farklı şekilde alıyor, anlaşmazlıklar bu şekilde çıkıyor. Yapacağınız en güzel şey abi dinleyeceksiniz. Kadınlar bunu gerçekten çok seviyorlar. O soruları sorun mesela o hisleri ortaya çıkarın. Atıyorum mesela bir date'e gittin, biriyle buluştun. Kız işte sana Bodrum'daki anısından bahsediyor. Gene aynı şeye geliyoruz. Mesela Bodrum'da tatile gittin. Bodrum'da tatile gittiğin zaman mesela anlatmasını iste. O tatil seni nasıl hissettirdi? Anladım açık uçlu şeyler sor mesela. En sevdiğin şey neydi? Kokusu ne kadar güzeldi senin için? O kokuyu bana tarif edebilir misin? Böyle şeyleri sorduğun zaman bu sefer seve seve sana o pozitif duyguları anlatacaktır. Ve o bağlantıyı daha fazla kuracaksın. Daha dip seviyede bağlantılar kuracaksın. O tatlı sözcükleri ortaya çıkarmanız gerekiyor. Kadınlar gerçekten sözcükle hareket ederler. Yani biliyorsunuz erkekleri harekete geçiren şey görüntüdür erkekler gördüğü bir şeyden harekete geçerler. O yüzden işte bu pornografi o yüzden çok fazla yüksek seviyede erkeklerde. Bunları erkekler için yapıyorlar. Fakat kadınlar için genelde biliyorsunuz bu korku romanları ya da işte katil romanları böyle şeyleri daha çok severler. Neden? O hisleri uyandırdığı için tehlike, his, onlar hislerle hareket ederler. Bunu bilirseniz arkadaşlar çok büyük ilerleme kaydedeceksiniz. Bugünkü videom bu kadar. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğen butonuna basmayı unutma ve kanalıma abone ol. Çünkü sosyal gelişimini ve kişisel gelişimini sağlayacak yayınlardan bahsediyorum. Umarım beğenmişsindir. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere.